Şimdi şu sayfaya gelmiştik gençler. En son x artı 3 şu soruyu çözüp sonra burada trigonometreleri dün bırakmıştık. Şimdi de burada trigonometrik olduğu için o özdeşliklerden yararlanacağız. Örneğin bildiğiniz gibi sin kare kos kare toplamı 1. Sin 2x, 2 sin x cos x. Cos 2x'i istersen böyle, yani cos kare x sin kare, istersen 2 cos kare x eksi 1 ya da istersen 1 eksi 2 sin kare. Burada biz mesela sin kareyi yalnız bırakmak istediğimizde ne yapacağız? Şu ikisini bir yer değiştireceğiz. 2 tane o zaman sinüs kare x eşittir 1 eksi cos 2x. Sonra da 2'ye böldüğümüzde şöyle bak. Bunlar gidiyor. Sin kare x'in 1 eksi cos 2x bölü 2. Aynısını burada yaptığında da cos karenin 1 artı cos 2x bölü 2 olduğunu buluyoruz. Son ikisini bilmene gerek yok bence. Şuradan bir şekilde çıkaracağımız için orada bence asıl daha önceden bildiğimiz yarım açı formülü bilmek yeterli. Şimdi bunlar trigonometrik hatırlatmalardı. Buradan bakalım neler olacak. Şimdi buradan sin kare aşağıda yukarıda sin 2x var. İstersen sin 2x'i 2 sin x cos x diye yazabilirsin. Sorun değil ama şöyle yapmak sanki daha güzel, iyi oluyor. Sin kareyi u desek biz örneğin burada. Aşağıya u deyip hatırlarsam yukarıda d u'sunu yani türevini yakalarsak elen gelmiş olacak. Bunun türevini aldığımızda 2 öne düşüyor. Kuvvet bir azalıyor. Sonra yalnız şu kare bittikten sonra içinin türevi anlamında sinüsün türevi olacak burada. Kosinüs x dx du. Ha burası ne oluyor bu arada? 2 sin x cos x sinüs 2x oluyor. Çarpı dx d oluyor. Şimdi bunları yerleştirdiğimizde ki bak sin 2x dx zaten hazır orada verilmiş. Du yazalım. Aşağıda sin kare u demiştik zaten. O zaman aşağıda kendisi yukarıda türevi ya da istersen du'yu biraz daha sağa kaydır fark etmez. Yani şöyle de yazabilirsin. 1 bölü u du da yazabilirsin. Aşağıda kendisi yukarıda türevi olduğuna göre ln mutlak u artı c. Peki neydi? U'muz ln sinüs kare x artı c. İstersen bu 2'yi öne düşürelim. Şöyle de yazabilirsin. Ln, şey 2 ln sinüs x mutlak da olacak. Artı c şeklinde olabilirdi. Tabii ki tekrar söyleyeyim. Şu da olabilir. Sinüs 2x'i 2 çarpı sin x cos x diye açardım. Burayı sin kare x derdin. Dx. Sonra buradan işte şunlar gidip yine buradan da olabilir. Şurada genelde sıkıntı yaşıyorsunuz da onu göstermek için biraz daha uzun bir yöntem yaptık herhalde ama ne diyelim en azından bu şeyi türev almada sin 2x'e gelmeyi sin karenin türevinde sin 2x'e gelmeyi bir hatırlamış olduk. Var mı sorusu olan? Yok Yok sanırsam. hocam. Geçelim o zaman. Şimdi yine bir dördüncü kuvvet var. Ama dördüncü kuvvetten önce biz burayı ne yapabiliriz? Şuraya yapalım isterseniz onu. Kosinüs karenin tekrar karesini alsak. Bu kos 4 eksi sinüs karenin tekrar karesini alsak. Bu da dördüncü kuvvet. Derdim ne? Derdim şu. Bunu kosinüs kare x artı sinüs kare x çarpı kosinüs kare x eksi sinüs kare x olarak yapacağım. Ben biliyorum ki kos kare sin kare toplamı 1. Hatta şunu da biliyorum. Burada ne oldu? Kosinüs 2x oldu. Ha. O zaman bu ifade kosinüs 2x'miş. Çok da zor değilmiş. Kosinüs 2x dx yazacağım o zaman. Şimdi kosinüs x
Tamam da 2x olunca biraz hani orada bir 2 farklı. Şunu bir daha hatırlatalım. Bunu sürekli pardon eksi kosinüs eksisin sürekli çiziyoruz. Şu yön integral yönü yani kosinüsün integrali sin, sin integrali eksi kos demiştik. Yalnız burada 2 olunca nasıl olacak? Bir ona bakalım. Bir kere bunu uzun çözelim. Bundan sonrakilerde yalnız kısaltacağım. Nasıl kısaltacağım? Şöyle. Birazdan göstereceğim. Dur. İçine u diyelim. Türevini al. Daha doğrusu türev değildi bu. Dünkü derste de söylemiştim. Daha doğrusu çarşamba günü bir derste. Diferansiyelini alıyoruz ama biz onu hep dedim ya türev diye ifade edeceğiz. Çok da yanlış değil en azından. Şimdi o zaman burada dx yerine du bölü 2. Bu ifadeyi tekrar yaz o zaman. Cos 2x yerine u yazınca kosinüs u dx yerine du bölü 2. O zaman ben kosinüs integralden çıkardığımda sinüs diye çıkaracağım. Sinüs u bölü 2 artı c. Başka bir durumda u'yu tekrar yazmak. Sinüs 2x bölü 2 artı c. Bu biraz uzun. Tamam. Olabilir. Ama biz şöyle bir şey yapalım. Mesela ben sinüs 2x'in türevini aldığımda ne yapıyordum? Türev yönü unutma bak bu tarafa doğru. Sinüsün türevi kosinüs diyorduk. Çarpı 2 diyorduk. 2 nereden geliyordu? İçinin türevi. Şimdi türevde çarpılıyor ise integralde ters işlem olarak işte bölünecek. İşte aşağı yazıyorsa yukarı yazılacak ya da yukarı yazıyorsa aşağı yazılacak diye geçen biraz konuşmuştuk. Burada da o zaman bu ifadeyi ikinci bir yol olarak şöyle yapabilirsin. Kosinüsün integrali nedir? Kosinüsün integrali sin 2x. Şimdi çarpı 2 yapıyorduk türevinde ya. Burada ne yapacağız o zaman? O içinin türevini yanına çarpı olarak değil de bölü olarak yazıp artı c yazabiliriz. Anında işte burası. Bu tip durumlarda yani kosinüs 2x, kosinüs 4x'te integralini alırken o içinin türevi olan 4, 2 neyse artık onu aşağı yazacağız. Bak bu soruyu hemen sıcağı sıcağına yapayım. Bir şey eksik burada. 2 eksik. Yani buraya 2 ile genişlettiğimizde ya da şöyle yazalım bir daha. 2 çarpı sin 2x cos 2x bölü 2 dx'de. Yukarı taraf yarım açı formüllerinden sinüs 4x olur değil mi? Dx bölü 2. Sonra sinüsün integrali ne olacak? Eksi kosinüs. O zaman bu eksi kos 4x bölü 4 gelecek. Bir de bölü 2 var burada. Artı c ya da eksi kos 4x bölü 8 artı c olarak karşımıza gelecektir. Bunlar biraz daha hızlanmak açısından sürekli içine u falan tamam demek zorunda olduğumuz yerler de var ama böyle bir toparlama da yapılabilir. Anlaşıldı mı ikinci yol? Ya daha doğrusu asıl o olsun bence. Birinci yol olsun artık o. Sesim geliyor. Anlaşıldı hocam. Sesim geliyor değil mi? Ha, sıkıntı yok. Tamam. Geçeceğim o zaman. Bu soru sanki daha önce çözmüştük ki tekrar etmiş olacağız burada. Tan küp demiş. Kuvveti alınan tanjant x'e u dersek burada. Sekant kare, tabii tanjantın bir tane değil bu arada. 1 artı tan kare de türevi yapıyor. Sekant kare de yapıyor. 1 bölü kos kare de yapıyor. Soruda sekant kare olduğu için ben sekant kare x dx'i seçiyorum. Şurası şu ikisi beraber do. Burası da u küp do. Burası o zaman u üzeri 4 bölü 4 artı c. Tanjantın dördüncü kuvvetine x bölü 4 artı c olarak karşımıza gelecektir. Bu daha önce çözdüğümüz bir soru olduğu için aynısı tekrar çözmüş olduk. Tekrar o denk gelmiş. Kotanjant 2x. Kotanjantla ilgili daha önce şöyle tanjant yapmıştık ama
Onu şöyle yazabiliriz. Kosinüs 2x bölü sinüs 2x. Yani tanjant x'e benzer bir şekilde çıkacak bu. Şimdi paydaya u diyelim. Yani sinüs yok. Sinüs 2x'e u diyelim. Sinüsün türevi kosinüs olacak. Kosinüs 2x çarpı 2 çarpı dx du. Ya da kosinüs 2x çarpı dx'imiz du bölü 2 olur. Buradan o zaman şuraya bak. Kos 2x dx yerine du bölü 2. Sin 2x yerine de u yazdığımızda integral 1 bölü u du bölü 2. 1 bölü u olunca bu ln mutlak u bölü 2 vardı yalnız o devam ediyor. Artı c. Peki nedir o? 1 bölü 2 ln sin 2x artı c olabilir. Ya da bu 1 bölü 2'yi logaritmik özellik kullanılıp şöyle yapamaz mıydım? Şunun tepesine atardı. Yani derdi ki ln o zaman da ne olur tabi burası? Karekök olur. Sinüs 2x artı c gibi bir ifade kullanır. Aslında 2x'e yine mutlak yapabilirdik ama karekökün tanımlı olması için zaten o hani sıfırdan büyük olmalı. Sıfır veya sıfırdan büyük olmalı. Orada onu en azından kurtarmış oluruz. Var mı sıkıntısı olan bunlarla ilgili? Tamam herhalde. Şimdi biraz daha komplike mi diyelim? Biraz daha zorlanacağınız bir kısma geleceğiz. Burası biraz zor. Bunun için yavaş gidelim. Çok hızlı çözmeyelim. Şimdi sin kare demiş. Ben şunu da söyleyeyim ilk önce. Sin kare şöyle olsaydı nasıl yapardık? Ama sin karenin yanında kosinüs x de gelirse mesela. Şimdi burada da sin kare var. Burada da sin kare var. Gördüğün gibi burada tek başına yani kos yok. Yukarıda yazdığımda kosinüs var. Şimdi yukarıdaki yeni yazdığım soru da şöyle yaparsın. Kuvveti alınan sinüs x'e u dediğinde türev kısmında ne gelir? Cos x dx gelir. Bu bize u'nun karesi çarpı du dedirtir. Çünkü burası sin kareye u kare diyeceğiz. Cos x dx de du. Bu o zaman ne oldu? U üzeri 3 bölü 3 artı c. Başka bir deyişle sinüs küp x bölü 3 artı c ile cevap bulunur. Şimdi burada ne yapamıyorum ben bunu? Aynı yöntemi deneyeyim hadi. Sinüs x'e u desem türevinde cos x dx gelecek. Hani burada cos x? Yok. O zaman bu yöntemle yapılmayacak. Ben işte şeye başlarken bir saniye şu kapıyı kapatayım. Bu değişken değiştirmeye başlarken şey demiştim. İşte yöntemler olacak. Üçgen, kare, yıldız. Bunları biz deneyeceğiz. Tabii üçgenden gelecek sadece o yöntem orada tutacak. İşte yıldız da diye çocukların o oyuncak şekillerinden başlamıştık onu. Şimdi mesela demek ki burada söz gelimi yukarıdaki yazdığım mavi ile sin kare cos x integrali üçgen metodu aşağıdaki üçgen değil atıyorum. Kare metodu onu bulmamız lazım. Şimdi burada bu olmadı. Şimdi şunu silelim o zaman. Peki bu sin kare değil de sin x olsaydı sadece bir de ona bakalım. Sadece sin x integral yani kare olmasaydı bak ne olur. O normal bizim şurada hani sinden kosa geçiyorduk. Eksi kosa pardon. Bunu da mesela nasıl çıkaracağız? Eksi kos x artı c olarak çıkaracağız. Demek ki fark ediyor. Kare olunca cos x yanında olmasıyla, kare olmayıp sadece sinüs olması bunlardan çok farklıymış. Lafın özü sin kare nerede vardı? Biraz önce de söylediğimiz özdeşliklerden birinde var. Şurada var bak. Bunu biliyoruz.
Ne yapabiliriz? Şurada bir değiş tokuş yaparak 2 tane sinüs kare x eşittir 1 eksi cos 2x yapabiliriz. Tekrar şöyle bir ikiye bölüp sin kare yalnız bırakacak şekilde. Sin kare yerine o zaman 1 eksi cos 2x bölü 2 yazılabilirmiş. Yazalım. Sinüs kare x dx integrali eşitmiş. 1 eksi cos 2x bölü 2 dx. Ya da birazcık daha şöyle görünüş olarak daha yoksa herhalde şöyle yapalım. Şimdi 1 bölü 2 basit. Neden? X bölü 2 eksi kosun integraline geliyordu. Sin geliyordu. Burası o zaman sinüs 2x gelecek. Yalnız burada 2 olduğu için az önceki sorularda kullanmıştık. Bölü 2 gelecek. Ama burada bir tane daha 2 var. Artı c. Ya da istersen oraya direkt 4 yazayım. Bir daha uğraşmayalım onunla. Şuraya 4 yazdım. Demek ki bu bizim integral değerimiz olacak. Burada o zaman farkları fark etmen gerekecek. Yani sin karenin yanında kos olduğunda tamam sine u deyip yapabiliyorsun. Ya da sinüs x olduğunda zaten en basiti belki. Direkt eksi cos x'i çıkarıyorsun. Ama tek başına sin kare başka bir formatta bir durum oluştu. Onu cos 2x yarım açı formülüyle düzenleyip yapabiliyormuşum ancak. Şimdi sin kare yaptık. İyi hoş. Bir adım daha ileri gidelim. Sinüs üçüncü kuvvet. İlerleyen safhada bir de burada bakın dördüncü kuvvet olacak. O biraz daha uğraştırıcı olacak. Onu en sona koymuşuz. Sin küp. Şimdi soru şöyle olsa tekrar söylüyorum. Sin küp x çarpı kosinüs x dx olsa idi. Sinüs x'e u deyip kosinüs x dx'e du diyebilirdik. Ve böylelikle tekrar söylüyorum. U küp du. Şurası u küp geliyor. Burada du geliyor. Ha, tamam. U üzeri 4 bölü 4 artı c yerine yaz. Yani o işlem geliyor. Ama burada bu yemez. Çünkü sinüs u desen du'su olan cos x'li ifade bulunmuyor. Ne yapalım? Şunu yapalım. Bunu sinüs kare x çarpı sinüs x diye bir ayıralım. Ayırdıktan oldu. Sinüs kare yerine 1 eksi ne yazabilirsin? Kosinüs kare x yazabilirsin. Sinüs x dx. Sonra bunu bir daha toparlayalım. Burası integral sin x. Hatta onu ayıralım. Eksi integral kosinüs kare x sinüs x dx olacak. Yani şu ifadeyi dağıttık. Tamam. Sin x eksi kos kare sin x de onu ayrı ayrı integralde bulayım dedim. Şimdi sin x'in integrali. Sin x'in integrali şu. Eksi cos x. Bu çok müthiş. Onda çok bir sorun yaşamadık. Eksi işlem eksi. Şimdi şuraya bakalım. Cos kare sin x. Bak bunlara benziyor. Hatta onu sileyim. Onu burada bir daha yapayım. Şurada bak. Ondan sonra orada yazıverelim yerine. Kosinüs kare x çarpı sinüs x dx dediğimizde kosinüs x u. Şimdi burada ne yapacağım ben? du yani türev alıyorum. Kosinüsün türevini alacağım bak. Şimdi daha önce de bunu söylemiştim. Ha söylem bitiyormuş mu? Neyse orada devam ederiz o zaman. Eksi sin x dx du. Daha önce söylemiştim gençler. Burada integrali başlamadan önce türevin iyi olması lazım. Bak altta sin x'in integralini yapıyorum. Pozitif yönde dönüyorum. Burada cos x'in türevini alıyorum. Saat yönünde ya da negatif yönde dönüyorum. Da burada niye böyle yapıyorum? Türev var çünkü yukarıda. Burada niye bu yönde dönüyorum? Orada integralini alıyorum ve bunlar biraz karışabiliyor. Onun için türeve iyi hakim olmak gerekiyor ki integralde de bu tip ikilemlerle
karşılaşma. Buradan sin x dx'imiz de eksi d olacak. Bir daha bunları yazarsan u kare eksi du olacak. Bu da bizi eksi u küp bölü 3 artı c'yi, yani eksi kosinüs küp x bölü 3'ü sağlatacak. Burada yazarsanız eksiydi burası. Ne olacaktır? Artıya dönecektir. Artı cos küp x bölü 3 artı c olarak karşımıza gelecektir. Orada